İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp canından eden İbrahim Keloğlan'ın duruşması görüldü. Hayvanseverler adliye koridorlarında izdiham yarattı. Mahkeme sanığa indirim uygulayarak 1 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Hükmün açıklanması geri bırakılıp ceza ertelenmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmişti. İtiraz üzerine Ağır Ceza Mahkemesi, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması, kararın kaldırılmasını ve dosyanın Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade edilerek sanığın yeniden yargılanmasına karar vermişti. Bugün görülen duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle mahkeme başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya sanık İbrahim Keloğlan ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca hayvan hakları savunucusu onlarca avukat da salonda hazır bulundu. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen mahkeme salonunun kapısının yumruklarla zorlanmasının ardından duruşma büyük salona alındı. Hayvanseverler katil İbrahim ve Eros için adalet sloganları attı. Mahkeme İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin davaya katılma talebini reddetti. Ayrıca siyasi partilerin ve birçok STK avukatları da davaya katılma talebinde bulundu. İbrahim Keloğlan'a duruşmada söz hakkı verildi. Davalı daha önceki ifademi tekrar ediyorum. Ben bir suç makinesi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik çöküntüden dolayı öfke ve cinnet haliyle hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Ancak olaydan sonra hakkımda karar verilmesinin ardından her fırsatta dağlık alanlara giderek mama alıp hayvanları besledim. Bu bana terapi gibi geldi dedi. Devamında bunlarla yetinmeyip bir hayvan barınağına bağışta bulundum. Elimden geldiğince bunları yapmaya devam edeceğim. Psikolojik destek alacağıma söz veriyorum. Bu olay yanlış lanse ettirilerek halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiler ifadelerini kullandı. Hakim bunun üzerine sanığı ezber yapma diyerek uyardı. Keloğlan sözlerine devam etti ve bütün bilgilerinin teşhir edildiğini de söyleyen Keloğlan, insan içine çıkamayacak hale geldim. Alacağım hiçbir cezanın şimdiye kadar yaşadıklarımın yanında bir önemi yoktur. Söylediğim her şey doğru ve gerçektir. Çok pişmanım, hatamı kabul ediyorum. Benim hala kedim var. Bu olaydan önce de kedim vardı. Bunların hepsi mevcut delillerle sabittir. Ben zaten hayvan sevgisi olan bir insanım ifadelerini kullandı. Müvekkilinin savunmasının ardından söz verilen Keloğlan'ın avukatı, ''Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz. Zaten kendisi toplum nezdinde cezasını çekmiştir.'' dedi. Esasa ilişkin mütalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Keloğlan'ın alt hadden ayrılarak üst hadde yakın hapis cezasıyla tutuklanarak cezalandırılmasını istedi. Mütalanın açıklanmasının ardından mahkemeden alkış ve çığlık sesleri yükseldi. Mahkemenin karar arası verdiği sırada salon boşaltılırken bazı hayvanseverler sanığa saldırmaya çalıştı. Mahkeme sanığa iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken adliye koridorlarında bekleyen kalabalık grup kararı sloganlarla protesto etti. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Tunç, hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız bir gece yarısı nasıl olur böyle bir şey diye beni aradı. Hepimiz bu konuda hassasız. Cumhurbaşkanımız kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız bizzat takip ediyor demişti. Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz?